Merhaba arkadaşlar. Bu soruda 4 inputlu BF fonksiyonu verilmiş burada bize. Sum of minterm şeklinde. Diğer sorulardan farklı olarak burada bir de don't care conditions var. Bu da 0, 2 ve 5. midtermlerde verilmiş. Şimdi bu arkadaşlar şu demek. 0, 2 ve 5. midtermlere ben Carnot map'imi çizdikten sonra 0 ya da 1 koymak benim elimde. İstediğimi koyabilirim. Onlar benim işlemi değiştirmiyor. Şimdi duruma göre onlara bakacağız arkadaşlar. Şimdi önce bir Carnot map'i çizelim. Daha sonra bu CarnotMap'teki inputları yerlerini yazalım. Ve buradaki minterm değerlerinin olduğu yere 1 yazacağız. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar don't care conditionların olduğu yerde çarpı yazıyoruz. 0, 2 ve 5'te var don't care conditionlar. Şimdi buradaki çarpıları benim sadeleştirme kolaylığıma göre 0 ya da 1 alabilirim. Şimdi buradaki 2 çarpıyı 1 almak benim için daha iyi. Çünkü buradaki birleri şu şekilde gruplayabilirim. Ama şuradaki çarpıyı 0 almak benim için daha avantajlı. Bunu hiç hesaba katmayacağım çünkü. Daha sonra diğer bir grupta da şunu alırsam gruplama işlemi tamamlamış oluyorum. Buradaki çarpıyı da 1 alsaydım şimdi bir de bunu da işin içine katmam gerekecekti. Onun için bunu 0 olarak düşünüyorum. Daha sonra buradaki yaptığım gruplamaların ifadelerini yazayım. Soruyu bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Yani f fonksiyonu omega prime x prime artı yz olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar.